Düşünün, Melis ve Oğuz, ağaç evleri arasında ileti alışverişi yapmanın yolunu bulmuştu. Başta geceleri ateşten, gündüzleri ise açıp kapattıkları panjurlarından faydalanıyorlardı. Sonra bir teli farklı şekillerde titreştirerek iletişim kurmaya başladılar. Nihayet bu tele elektrik verdiler ve elektrik vurularını kullanmaya geçtiler. Şimdi ise deneysel, kablosuz bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. Sorun şu, aldıkları teçhizatın maliyetini karşılamak için paraya ihtiyaçları var. Bu yüzden belli bir ücret karşılığında başkalarına da iletişim hizmeti sunmaya karar verdiler. Melis ilk günden üç müşteri topladı. Üçü de Oğuz'un ağaç evi civarındaki arkadaşlarına ileti göndermek niyetinde. İlk müşteri, 10 adet yazı tura atışının sonucunu bir liste halinde yollamak istiyor. İkinci müşterinin isteği, 6 harflik bir kelime göndermek. Üçüncü müşteri ise, bir poker eli gönderecek. Soru şu, Melis bu müşterilerinden ne kadar para almalı? Tamam, her iletinin bedeli, gönderilme süresiyle orantılı olmalı. Fakat, Melis farklı tür iletileri ortak bir birim üzerinden nasıl ücretlendirecek? Cevabı bulmak için gelin bir oyun oynayalım. Düşünün ki siz Oğuzsunuz ve Melis bu iletileri size göndermek istiyor. Fakat sizin tek yapabildiğiniz bir takım evet, hayır soruları sormak. Melis bir değişim yöntemi kullanarak bu soruları sıfır ve birlerden oluşan bir dizi sinyalle cevaplayacak. Hatırlayın, diğer iletim yöntemleri de hep değişim alışverişlerine dayanıyordu. Mesela bir sayısı ateşle, açık panjurla veya bir elektrik vuruşuyla temsil edilebiliyordu. Ne yolla gönderiliyor olursa olsun bunlara ikili sayılar diyebiliriz. Çünkü ikili bir sayı sadece iki değer alabilir. Sıfır veya bir. O halde 0 hayırı 1 ise eveti temsil etsin. Şimdi karşı karşıya olduğumuz güçlük mümkün olduğunca az sayıda soru sorarak tüm iletiyi almak. Önce yazı tura sonuçlarına bakalım. Şöyle düşünebiliriz. Gönderici yani Melis her sembol için iki farklı sembolden birini seçecek. Yani yazı veya tura hangisini seçtiğini belirlemek için kaç soru sormamız gerekir? Şunun gibi bir tek soru yeterli. Tura mı? Peki, yazı tura sonucu için en az kaç soruya ihtiyaç var? 10 yazı tura atışı çarpı atış başına bir soru eşittir 10 soru. Yani, bu iletiyi göndermek için 10 adet ikili sayı gerekiyor. Sırada, harfleri göndermek var. Şöyle düşünebiliriz. Gönderici yani Melis İngiliz alfabesini örnek olarak alırsak her sembol için 26 farklı sembolden birini seçecek. En basit iletiden yani tek harften başlayalım. Kaç soru lazım? A mı? B mi? C mi? D mi? Böyle gidiyor. Ama bu yolla en düşük soru sayısına ulaşamazsınız. En iyi yöntem, olasılıkları yarıya indirecek sorular sormaktır. Mesela alfabenin tam ortası M ve N'nin arasına denk gelir. Yani ilk olarak N'den önce mi geliyor sorusunu sorabiliriz. Eğer 1, yani evet cevabını alırsak, İhtimallerin yarısını elemiş oluruz. Geriye 13 sembol kalır. Bir harfi ortadan ikiye bölemeyeceğimize göre olası sembolleri 6 ve 7 harflik kümeler şeklinde ikiye ayırabiliriz. Sonra da şu soruyu sorarız. G'den önce mi geliyor? Yine 1 yani evet cevabını aldık. Geriye olası 6 harf kalır. Bunları da ortadan ikiye böler, sonra D'den önce mi geliyor sorusunu sorarız. 0 cevabını aldık. E, eh, e bu da hayır demek. Kaldı üç harf. Bunları bir harfe iki harf şeklinde böler ve harf D mi diye sorarız. 0 cevabı geldi. Yani hayır. Nihayet iki ihtimalle baş başa kalırız sorarız. Harf E mi? Cevap hayır. Ve işte 5 sorunun ardından F sembolünü doğru şekilde tespit ettik. Şunu bilmek gerekir. Hiçbir zaman 5'ten fazla soru sormamız gerekmez. Soru sayısı en az 4, en fazla 5'tir. Ve genelde 2 üzeri soru sayısı olası iletilerin sayısını verir ki daha önce bunu ileti uzayı olarak tanımlamıştık. Peki, 26 sembollük bir ileti uzayı için ortalama, yani beklenen soru sayısını nasıl hesaplayabiliriz? Tersten gideriz. 2 üzeri bir şey, 26'ya eşit. Bu tür soruları çözebilmek için, 2 tabanında logaritmik bir fonksiyona başvurmamız gerekir. Çünkü 2 tabanında log 26, 26'ya ulaşmak için 2'nin üssünün kaç olması gerektiğini belirtir. Ve yaklaşık olarak 4,7'ye eşittir. Yani harf başına en az ortalama 4,7 soru gerekli. Melis 6 harflik bir kelime göndermek istediğinden, Oğuz'un en az 28,2 soru sorması gerekeceği beklenebilir. Yani Melis'in en fazla 29 adet ikili sayı göndermesi gerekecektir. Son olarak bu formülü diğer iletiye uygulayalım, yani poker eline. Şöyle düşünülebilir: Gönderici yani Melis her sembol için 52 farklı sembolden birini seçecek. Bu durumda Melis tek kart kalana kadar desteği ikiye bölmeye, oğuzsa kağıdın hangi destede olduğunu sormaya devam edecek. Biz de toplam soru yani bölme sayısının genelde 6 bazen de 5 olduğunu tespit edeceğiz. Ama bunun yerine denklemimizi kullanıp zamandan tasarruf edebiliriz. 2 tabanında log 52 yaklaşık olarak 5,7'ye eşittir. Yani 2 üzeri 5,7 yaklaşık olarak 52'yi verir. Yani Kart başına ortalama soru sayısı en az 5,7'dir. Bir poker elinde 5 kart vardır. O halde bir poker elini gönderebilmek için ortalama 28,5 soru gerekir. İşte bu kadar. Aradığımız birimi bulduk. İletiyi tamamlamak için gereken en düşük soru sayısı başka bir deyişle karar ağacının yüksekliği ve Melis bu bilgiyi ikili sayılar olarak gönderiyor. O halde birimimiz ikili sayıdır. Ama biz bunun yerine kısaca bit diyebiliriz. Bit İngilizce ikili sayı anlamına gelen binary digit'ın kaynaşarak kısalması sonucu ortaya çıkan bir sözcük. 10 yazı tura atışı için 10 bit 6 harfli bir sözcük için 28,2 bit ve bir poker eli için 28,5 bit gerekiyor. Melis hizmetini bit başına bir kuruştan ücretlendirmeye başlıyor ve parasını kazanıyor. Bu fikir ilk olarak 1920'lerde ortaya çıktı. İletişim mühendislerinin üzerine kafa yorduğu problemlerden biriydi. Harry Nyquist'in fikirlerini geliştiren Ralph Hartley çok üretken bir elektronik araştırmacısıydı. İkisi de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bell laboratuvarlarında çalışmıştı. 1928'de Hartley, Bilginin İletimi başlıklı çok önemli bir makale yayımladı. Bu makalede H harfiyle temsil ettiği bilgi sözcüğü şöyle tanımlanıyor. H eşittir N çarpı logaritma S. Burada h bilgi, n sembol sayısı. Bu nota olabilir, harf veya sayı olabilir vesaire. Ve s her seçimde kullanılabilecek farklı sembollerin sayısı. Formül aynı zamanda şöyle de yazılabilir. h eşittir logaritma s üzeri n. Hartley şöyle devam ediyor. Ardından olası sembol dizilimi sayısının logaritmasını bilginin uygulamadaki ölçütü olarak kabul ettik. Yani bilgi ileti uzayının logaritmasıdır. Fakat dikkat ettiyseniz ders boyunca sembol seçiminin rastgele olduğunu varsaydık. Öyle basitleştirmek işimize geldi. Ne var ki gerçekte iletişimin büyük kısmı mesela konuşma her zaman rastgele değildir. Öngörülebilirliğin sürpriz faktörüyle tatlı bir karışımı söz konusudur. Zar atarak mektup yazamayız. Bu öngörülebilirlik ileti uzunluğunda kayda değer bir tasarruf sağlayabilir. Çünkü bazı şeyleri öngörebildiğimizde o şeyi tanımlayabilmek için sormamız gereken evet hayır sorularının sayısı azalır. Peki bu hafif farklılık nasıl modellenebilir? Bu soru bizi hikayemizin ana fikrine götürüyor. Ne olduğunu tahmin ettiniz mi?